Herkese merhaba, Naka YouTube kanalına hoş geldiniz. Ben Hilal, bugün sizlerle çok güzel bir bikini yapacağız. Şu rengin tatlılığına bakar mısınız? Estiva Silky'nin birbirinden güzel, çok harika renkleri var. Ben yeşilden de çalıştım aynı bikiniyi. Hadi hazırsanız başlayalım. İpimiz Nako Estiva Silky. Gerçekten örümü çok keyifli. Kendisi aşırı derecede kaliteli bir ip. Çok beğendim. Birçok da güzel rengi var. Özellikle aşırı tatlı bir yeşili var ki onu da göstereceğim size daha sonra. Ben bize 3,5 milimetre tığ tavsiye edilmiş ama 3 milimetre tığ kullanmayı tercih ettim. Bikini yaparken kendi bikinilerinizden ölçü alabilirsiniz. Ya da benim her zaman kullandığım bir teknik var. Göğüs altından başlayıp göğüs ucuna kadar bir ölçü alıyoruz. Bunu dilerseniz mezurayla alın, dilerseniz de zincir ölçüsü olarak alın. Ama zincir ölçüsü almak daha mantıklı. Toplamda 18 zincir benim için yeterli oluyor. Herkesin göğüs kabı farklı olduğu için bu sayı sizde değişiklik gösterecektir. Ama B kap sizin için uygunsa B kap için 18 zincir gayet yeterli. Başkasına yapacaksanız da yine göğüs altından göğüs ucuna kadar ölçü isteyip o şekilde yapabilirsiniz. Ya da elinizdeki bikinilerden ölçü alabilirsiniz. Ama elinizdeki bikinilerden göğüs kabı için ölçü aldığınız zaman çok sağlıklı bir sonuç elde edemeyeceksiniz. Göğüs altından almak çok daha mantıklı oluyor. Şimdi ben bir sayayım kaç tane çektim. Evet, 18 zincir benim için yeterli demiştim. 2 zincir de ilk trabzanımızı oluşturması için çektim. Trabzan yapacağım için tığımı, ipimi doladım. 3. yuvaya bir ikili trabzan yapıyorum. Sonra tüm zincir yuvalarına birer trabzan yaparak sıranın sonuna kadar ilerliyorum. 18 değil de 19 zincir çekmişim yanlışlıkla, olsun, önemli değil. Şu an burada 20 tane trabzanım var baştaki 2 zincirle birlikte. Son yuvanın içerisine bir tane trabzanımı yaptım. Şimdi aynı yuva içerisine 2 tane trabzan daha yapıyorum. Burada bir köşe oluşturacağız. Bir tane zincir çekiyorum. Aynı yuvaya tekrar 2 trabzanımı yaptım. Bir tane de karşılık gelecek olan trabzanı yapıyorum. Yani 3. trabzanımı yaptım 2 zincirden sonra. Sonra karşılık gelen trabzanın tam karşı yuvasına bir trabzan yapıyorum. Ve tüm trabzanların karşısına birer trabzan yapıp sıranın sonuna kadar aşağıya iniyorum. Bu bizim tam kap kısmımız olacak. Her bir trabzanın karşısına trabzanımızı yaptık ve burada bir iki tane zincirden ilk trabzanlarımızı oluşturmuştuk ya, onu kesinlikle unutmuyoruz. Unutursak yamuk olur. Ona da bir trabzan yapıyoruz. Gerekirse sayın, sayılara eşit olsun. 2 zincir çekiyorum. Bittikten sonra hepsi. Şöyle işimi çeviriyorum. Yine her bir trabzanın karşısına trabzanını yapıp tepe noktasına geldiğimde tekrar orada bir köşe oluşturacağım. Arttırma yapmış olacağım. Böylelikle orada kabımız oluşmuş olacak. Şimdi şuraya kadar geliyorum tekrar. Şöyle bir önceki sırada yaptığımız o arttırma kısmına da trabzanlarımızı yapıyoruz. Yine bu bir zincir çektiğimiz kısma geldik. Bu yuva içerisine 2 tane trabzan, 1 zincir, 2 tane trabzan yapıyoruz. Sonra yine tüm trabzanlara karşılık gelecek şekilde tüm yuvalara trabzan yapmaya devam ediyoruz. Sıranın sonuna geldik. Tekrar 2 zincirle üste çıkıp aynı işlemi tekrarlamaya devam ediyoruz. Benim şu an yaptığım bu ölçüler standart B kap ölçüsüne uygun. Başkasına yapacaksanız bu konuda bilginiz olsun. Kendinize yapacaksanız da kendi göğüs ölçünüze göre göğüs altından başlayıp göğüs ucuna kadar ölçüp ona göre zincir çekiyoruz ve üzerine bu modeli kuruyoruz. Zincirler standart. Burada da arttırmamızı yapıyoruz. Burası da standart aslında. Hiç karmaşık bir şey yok.
Şimdi bunu 7 sıra benim için yeterli oldu. 7 sıra boyunca, yani 7 sıra tamamından bahsediyorum. Şu şekilde bir dönüşe bir sıra diyoruz. 7 sıra bu şekilde devam ettirip bundan 2 tane yapıyorsunuz. Bakın devam ettikçe zaten kap derinleşmeye başlıyor. Sıralar devam ettikçe de yine aynı şekilde büyümeye devam edecek kendi göğüs kabınıza göre. Bunların ikisini de bitirip geliyoruz. İki parçayı da ördükten sonra bunları kenara alıyoruz ve bikinimizin alt kısmını yapmaya başlıyoruz. Bikininin altını yaparken yine evde kendi bikinilerin vücudunuza uygun bikinilerden faydalanabilirsiniz. Ölçü alarak onları kullanabilirsiniz. Çünkü her bikini altının da aslında farklı bir kesimi oluyor. Bikini üzerinde göstereceğim. Şu şekilde. Burası bikininin ön kısmı. Burası da arka kısmı. Arka A kısmından arkaya doğru genişleyen bir kısmı var. Burası da öne doğru aslında başlangıçta düz giden bir kısım oluyor. Tam olarak arka A kısmının başlangıcından önceki arttırma başlamadan hemen önceki yerden ölçü alıyoruz. Oraya kadar zincir çekiyoruz. Bu benim için 15 zincir demek oluyor. 15 zincirimi çektim. Bir saniye. 2 zincir de şöyle tekrar çekiyorum ki o da benim ilk trabzanım olsun. 3. yuvaya trabzan yaparak başlıyorum. Tüm yuvalara birer tane ikili trabzan yapıp siz de yine kendi evdeki kalıbını beğendiğiniz bikinileriniz varsa onlardan ölçü alabilirsiniz ya da benim verdiğim ölçüler üzerinden devam edebilirsiniz. Ardından düz bir şekilde şuradaki arttırmaya kadar, genişlemeye kadar arttırma yapmadan onu öreceğiz o şekilde. Sıranın sonuna gidiyorum. Şimdi burada 16 tane trabzanım var. Şöyle bir üst sıraya yine 2 zincirle çıktım. İşimi ters çevirdim. Bu şekilde trabzanlar yapmaya devam ediyorum. Az önce gösterdiğim gibi bikininizin üzerinde ölçüm yapabilirsiniz. Herhangi bir arttırma yapmadan bu şekilde 16 trabzanı devam ettirebilirsiniz. Benim verdiğim ölçü medium beden Brazilian olarak hesaba katabilirsiniz. Ben kendi ölçülerime göre yapıyorum şu an. Kendi bikinilerimden ölçü çıkardığım için. Yine bunu büyütmek istediğiniz zaman da mesela 15 zincirle başladık. 17 zincirle başlayarak bir beden büyütebilirsiniz. Ya da bu kısmını büyütmeden üste çıkacak olan sıraları arttırabilirsiniz. Eğer kendinize yapıyorsanız işiniz çok daha kolay olacak. Kendinize ölçerek de yapabilirsiniz. Şimdi bu şekilde bunu 11 sıra ördük. 11 sıranın sonuna geldiğimizde artık arttırmalara başlıyoruz. Burası alt kısmı oluyor bikininin. Şimdi önlerine doğru şu şekilde genişleyerek ilerleyeceğiz. 2 zincirimi çekiyorum üst sıraya çıkmak için. İşimi çeviriyorum. Normal şartlarda hemen şuraya bir sonraki trabzanın yuvasına batmam gerekir ama ben bu trabzan yuvamın içerisine bir tane daha trabzan yapıp burada arttırma yapmış oluyorum. Sıranın sonunda yine sondaki trabzanımın üzerine iki tane trabzan yaparak orada da bir arttırma gerçekleştireceğim. Şimdi sıranın sonundayım. Son trabzanımın üzerine ilk trabzanımı, sonra yine aynı yuva içerisine ikinci trabzanımı yaptım ve ilk arttırmamı gerçekleştirdim. Bunu takip eden 4 arttırma boyunca bir sıra arttırma, bir sıra normal öreceğiz. Şimdi bu sırada arttırma yapmıyorum. Bir sonraki trabzan yuvasının üzerine battım. Bir anda bir genişleme olmasını istemiyoruz çünkü tatlı tatlı bir arttırma olacak. Bu sırayı düz örüyoruz. Bir sonraki sırada tekrar arttırma yapacağız. Düz sıramı ördüm. Şimdi yine arttırma sırasındayım. Bu ikinci arttırmam. 2 zincirimi çektim. İşimi çevirdim. İlk trabzan yuvasının içerisine ikinci trabzanımı yaptım. Diğerlerini normal düz trabzan şeklinde örüyorum. Sona gelince yine son trabzan yuvamın içerisine 2 tane trabzanımı yaptım. Bu da bir arttırma sırasıydı. Şimdi yine normal örüyorum. Arttırmadan
Yine sıramın sonuna geldim. İki zincirli üste çıktım. İşimi çevirdim. Burada arttırma yapıyorum tekrar. Ve sıranın sonunda. Bakın bu üçüncü arttırmam. Şimdi yine düz öreceğim. Sonra dördüncü. Şöyle açılmaya başladı artık. Çok tatlı bir şekilde açılıyor. Bu dördüncü sıranın arttırması. Şöyle. Sıra sonunda arttırmamı yaptım. Şimdi son kez arttırma yapmadan bu dördüncü arttırmanın düz sırasını örüyorum. Takip eden diğer sıralarda ise her sırada arttırma yaparak devam edeceğim işime. Son düz sıramızı yaptık. Bundan sonra her sıranın başında ve sonunda arttırmalarımızı yaparak devam ediyoruz. Son düz sıradan sonra arttırmalara başlıyoruz ya. 7 kez arttırma yaparak devam edeceğiz ve genişleteceğiz. Benim vereceğim ölçülere göre bu şekilde. Kendi bikini kalıbınıza göre. Bunda değişiklik yapabilirsiniz. Ya da üzerinize denediğinizde küçük geldiğini hissederseniz sıra sayısını arttırabilir. Büyük geldiğini hissederseniz de sıra sayısını azaltabilirsiniz. Şimdi 7 sıra boyunca her sıra başında ve sıra sonunda ikişer trabzanla arttırmaya devam ederek örmeye devam ediyoruz. 7 sıra boyunca her iki taraftan arttırmayla sonuna kadar geldik. Bu bikinimizin ön kısmı, bu A kısmı. Şimdi yine A kısmından arka tarafını çıkaracağız bikininin arka parçasını. Burada ilk iki sıra daha önce ilk arttırmalara başladığımızda yaptığımız gibi bir sıra arttırma, bir sıra düz olacak şekilde ilk iki arttırmayı yapacağız. Bu ilk arttırmam olacak. Bu şekilde örüyorum. Her bir trabzanın karşısına trabzanlar yapacağım. Şöyle batıyorum direkt. Yine sıranın sonuna geldiğimde bu trabzanın yuvasına iki tane trabzan yapıyorum. İki zincirli üste çıktım. Bu sırada herhangi bir arttırma yapmıyorum. Her trabzana bir trabzan olacak şekilde örüyorum. Sıranın sonuna geldim. Yine iki zincirli üste çıkıyorum. Bu yine arttırma sırası. Bu sırada arttırıp bir sonraki sırada düz örüyorum. Sonraki sıraların tamamında her sıranın başında ve sonunda arttırmamızı yapmaya devam ederek de büyüteceğiz. Birinci arttırma düz sıra, ikinci arttırma şimdi tekrar düz sıra. Arttırma yapmadan örüyorum bu sırayı. Şimdi düz sıramı ördüm. Buradan itibaren 18 sıra boyunca sıranın hem başında hem sonunda arttırmalarımızı yaparak devam ediyoruz. 18 sıra daha arttırmalarımızı yapıp örüp geliyoruz ve artık ipleri yapmaya geçeceğiz. Arka tarafı da ördüm. Şimdi etrafını döneceğiz. Bu arada arka tarafı 17 sıra ördüm. Son düz yapmıştık ya hani arttırmadan sonra. 17 sıra daha üstüne ördükten sonra bitirdim. Yeterli oldu. Şimdi şöyle bir şey yapacağız. Etrafındaki şu örgünün kendini salmasını engellemek için her bir trabzanın üzerine bu şekilde ikişer tane sık iğne yapıyoruz. Kenarları bu şekilde. Şimdi bu kenarı yapıp sık iğnelerle bu şekilde geldikten sonra buraya. Burada ilmek kaydırma yaparak sıranın bu kısmına geleceğim. Buradan yine sık iğnelerle devam edeceğim. Her bir trabzanın içerisine iki tane sık iğne yapacağım. Tekrar ilmek kaydırmayla başlangıç noktama geri döneceğim.
Sıranın sonuna geldik. İlmek kaydırmayı da göstermek istiyorum. Şöyle ilk yuvadan itibaren giriyorum ve direkt bu ilmeğin içinden çekip çıkarıyorum. Bunu ne sıkı ne de gevşek yapıyorum. Tam ilmeklerimizin boyutunda yapıyoruz ki herhangi bir marullanma ya da gerilme olmasın. Bu örgümüzü sıkı tutacak, böylece kendini salmayacak, olduğu gibi kalacak. Bu şekilde şuraya gelip tekrar iki sık iğne ile devam ediyoruz ve burada da ilmek kaydırma yapıyoruz. Şimdi kenar iplerini yapacağız. Kenar ipleri için öncelikle şöyle iki zincirimi çektim. Buradaki yuvaya sık iğne yaptığım yere girdim. Çektim ve şimdi burada 3 ilmek var ya, onların sadece 2 tanesini örüyorum. Tekrar doluyorum. Bir sonraki yuvaya batıp oradan bir ilmek daha alıyorum. Tekrar sadece 2 tanesini örüyorum. Şu an 3 ilmeğim var. 3 ilmeğin hepsini tek seferde ördüm ve buraya bir sık iğne yaptım. Şimdi tekrar 2 zincir çektim. İpimi doladım. Şuradaki yuvaya batıp oradan bir ilmek alıyorum. 2 tanesini ördüm. Bu ilmeğimi burada tutarken tekrar doladım. Aynı yuvaya tekrar girdim. 2 ilmeği ördüm. 3 ilmeğim var burada. 3'ünü tek seferde örüyorum. Buraya bir sık iğne yapıyorum. Ardından 2 zincir çekip şuraya da batabilirsiniz. Buraya da batabilirsiniz. Battım. İkisini bir aldım. Doladım. Tekrar battım. İkisini bir aldım. Sonra üçünü tek seferde çıktım. Ve bir sık iğne yaptım. Bir kez daha gösteriyorum. 2 zincir. Şu yuvaya batıyorum. İkisini tek seferde alıyorum. Doladım. Tekrar battım. İkisini tek seferde aldım. Şimdi üçünü tek seferde alıyorum. Ve buraya bir sık iğne yapıyorum. Bu bombelerden bu şekilde 15 tane yapıyoruz. Bu da bikinimizin ipi oluyor, bağlama ipi. Bunu yine karşı köşeye ve ön bedenin her iki tarafına da yapıyoruz. 15'er tane ve alt bikinimiz bitmiş oluyor. Şimdi bu göğüs kaplarını birbiriyle birleştirmek için şöyle halkamı oluşturdum buraya. Bir zincir çektim. Şimdi 2 tane zincir daha çekiyorum. Ve bu ilk zincir yuvasının içerisine batıp bikininin alt kısmında gösterdiğim bombelerden yapacağız. Bu şekilde başladım. ...24 tane yaptım. Kabın düz kısmındayım bu arada. Bu şekilde aldım. Burası önü. Şuraya sık iğne ile batıyorum. Yine burada battığım yerde aynı bombeden yapıyorum bir tane. Yine buraya sık iğnemi yapıyorum. Ve bu battığım trabzan yuvasına değil de bir sonraki trabzan yuvasına batıyorum. Burada iki zincirimi çektim. Bu yuva içerisine bombe kurar gibi şöyle üçünü tek seferde yapıp bunu burada bağlıyorum. Bunu atlayıp bir sonraki yuvaya batıyorum. Tekrar iki zincir. Aynı nasıl yaptıysak o şekilde böyle üçlü olarak bunları yapıp sık iğneyle bağlayıp bir yuvaya atlayıp bir sonraki yuvanın içine batıyoruz. Şimdi bunu bitirelim. Sonra bu ikisini birbirine bağlayacağız. Bunun tamamını bitirdik. Şimdi burada yine iki zincirimi çekiyorum. Bu sondaki yuvanın içerisine bombeyi yaptım. Bunun içine
Burada tekrar iki zincirimi çekip burada bir tane daha boşluğa motifi yaptım. Sık iğnemi yaptım. Hemen bu karşı taraftaki şu ilk yuvaya battım. Bunu burada sağlam bağlayabilmek istediğim için bir kez de şu 3 ilmeğin içine birden girip şöyle bağladım ki sıkı dursun. Tam göğüs arası olacak çünkü bu. Burada yine iki zincirimi çektim ve buraya motifimi tekrar kuruyorum. Bir yuvaya atladım. Diğerindeyim. Bu şekilde bunun da sonuna kadar geliyoruz. Sıranın sonuna geldik. Şimdi burada yine aynı yuva içerisine iki zincirimi çektim. Buradan motifi bu şekilde devam ettiriyorum. Yine aynı bombelerden 24 tane daha yapacağız. Bu da bikininin diğer bağlama kısmı olacak. Yani bağlama ipliğimizi yapacağız bu şekilde. 24 tane yaptık ve bu kısmı bitti. Şimdi üst askılarını çalışacağız. Üst askılar için şu üst en üstteki bizim yuvamız var ya, bir zincir yuvamız. Oraya şöyle batıp 1 2 ve şöyle 3 yapıyorum. 3'ünü tek seferde alıyorum. Aynı bombelerden buraya da 24 tane yapıyoruz. Aynı şekilde karşı tarafa da yapacağız. Karşı taraf dediğim diğer göğüs kabı. Bu şekilde devam ediyoruz. Aynısından buraya da yapıyoruz. Ardından üst bikinimiz bitmiş oluyor. Alt bikininin bu köşesinde ipimiz devam ederken yapmıştık. Bir de şuradan nasıl çıkacağımızı göstereceğim. Şu köşeye denk gelen 3 sık iğne için aynı göğüs kısmında yaptığımız gibi ipimi dolayıp battım. 2 ilmeğin içinden çıktım. Burada 3 tane, 2 tane var. Şimdi bir sonraki yine 2 tanesini ördüm. 3 tane oldu. Tekrar bir sonrakine batıyorum. 2 ilmeğin içinden çıktım. Hepsini birlikte ördüm. Sık iğnemi yaptım. Buradan sonrası diğerleri gibi alt kısımda, yani bikini altında bundan sadece 15 tane yapıyoruz. Üst bedende 24'er tane yapmıştık. Altta 15 tane bombe yapıp bitiriyoruz. Bu arka kısmı, bu da ön kısmı. Sonra da iplerimizi saklayacağız ve bikinimiz sona erecek. Bitmiş hali de bu şekilde gözüküyor. Tabii şimdi kapların içi boş olduğu için böyle düşüyorlar. Ama gerçekten çok güzel bir bikini. Kalıp olarak da bence en iyi bikinilerden bir tanesi diyebilirim kullandıklarım arasında. Tabii o biraz kişisel tercihe göre değişiyor. Dediğim gibi daha önce kendi bikinilerinizi kalıp haline getirip değişiklik yapabilirsiniz. Umarım faydalı olmuştur ve beğenmişsinizdir. Yorumlarınızı bekliyoruz. Daha sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.